Kanye West diyorsun. Bu, ne yapacağız bu Kanye West'i? Şimdi tekrar başkan oluyormuş. Bir şey olsun artık. Bu ne yapacağını şaşırdı. Ama Trump'a asıl önemli olan o galiba değil mi? Oray, Trump'a yardımcılığını mı teklif etmiş? Evet, şimdi Kanye West Mar-a-Lago'ya gitti ve aslında yani ne ziyaret, ortalığı birbirine kattı ziyaret. Çünkü Trump onu ağırladı ve Kanye West ona başkan yardımcısı olmasını teklif etti ve Trump da tabii ki kabul etmedi. Ama yani iş bu kadar burada komik olsa iyi, fakat Kanye West kendisine bir tane ekip kurdu. Aşırı sağcı ekip ve bunlar antisemitik ekipler. Biliyorsunuz Kanye West'in bütün bu sözleşmeleri Yahudi karşıtı açıklamalarından dolayı iptal olmuştu. Şimdi bu ekiple işte bazıları da Twitter hesabı iptal olan bu isimlerle birlikte çalışıp bir kampanya hazırlamaya çalışıyor. Bu ekiple Mar-a-Lago'ya gitti ve şu anda Fox News gibi Trump'ın zaten işte zamanda desteklenen, şimdi karşısında olan kişilerde işte Trump'ın artık bu yaptığı kabul edilemez. Trump da antisemitizmi kabul etti. Bu insanları ağırladı. Çünkü Kanye yanında bunları götürdü. Bunlara onay verdi gibi. Yani Trump'ın başına bir bela açtı bu ziyaret aslında. Herkes Trump'ın bu antisemitik insanlarla yaptığı görüşmeyi, bu ağırlamayı konuşuyor. İkisine de faydası olmadı bu görüşmenin. Oray, bu Kanye West'te ne oldu ya? Geçen yanlış söylemeyeyim de Nick Cave, böyle Nick Cave gibi ya da Nick Cave'di, tam hatırlamıyorum. Yani bu herifin yaptığı albümün, yani bu yüzyılın albümü olduğunu, yani albümlerin o kadar iyi bir sanatçıyken, o kadar hani böyle ne bileyim hani başyapıt böyle şeyleri, böyle niye delirdi bu adam böyle ya? Bu Kardashianlar yüzünden diyorum ben. Doğru olabilir hakikaten. Kardashianların böyle sicili var. Valla gerçekten müzikal olarak değil, sadece bu kültüre etkisi olarak çok önemli. Herkes onun gibi giyiniyor. Ben hatırlıyorum 10 sene önce bir giydiğini, ertesi gün herkes sokakta onun gibi giyinmek isterdi. İşte ayakkabılar çıkartıyor, kuyruklar oluyor. Gerçekten arka arkaya müziğin çehresini değiştiren albümler yaptı. İşte bugün Weekend'den Drake, herkes Kanye'nin paltosundan çıktı deniyor yaptığı bir takım albümler. Nasıl oldu? Hakikaten bir yanıtı yok. Belki hep böyleydi. Belki iyice dozu arttı. Belki rol yapıyor. Biraz rol yaptığı da ortada. Yani son zamanlarda müzikal olarak başarısı oldu. Modada başarısı oldu. Şimdi bu sayede de bunun tanıtımını yapıyor. İşte başka bir alanlardan kendine ismini duyurdu. Çıkmadığı yer kalmadı. Röportaj yapmadığı insan kalmadı. İşte Twitter'da engellenmişti galiba değil mi? Geri geldi. Shalom diye geri geldi. Antisemitik yorumlarından dolayı engellenmişti. Bir de şaşırtıcı bir şekilde, şimdi bu ayrı bir konuda, Amerika'da mesela siyahlar ve Yahudiler arasında konuşulmayan bir gerilim vardır. Bu konunun aslında açık açık gündeme gelmesine neden oldu. Siyahları kendi etrafında bir şekilde bağladı. Mesela herkes iptal olacağını düşünüyordu Kanye West'in. Daha bir altyapıdan bir de bir destek oldu. Çok da bilinçsiz bunları yapmıyor gibi gözüküyor. Çok da delirmiş gibi değil de, yani gündeme gelmenin bir yolunu bulmuş gibi aslında davranıyor galiba. Ama bu reklam anlaşmalarının arda arda iptal edilmesi de ciddi bir para kaybı yarattı herhalde. Tabii 2 milyar dolar falan gibi bir milyarder listesindeydi, bir anda zayıfladı. Ama bu tabii şunu da gösteriyor. Hani insanlar bedel biçiliyor ya, 10 milyar dolar bu değeri, bunun 5 milyar diye. İşte ne kadar basit olduğunu görüyoruz. Yani bir kere de bunlar bitiyor. Çünkü hepsi şişirilen rakamlar. Yani öyle para yok yani bir yerde. Biçilen bir değer, işte Kanye bir gün milyarderdi, bugün değil.